Merhaba ben Berce Gültekin. YKS 2024 Sayısal 8870 oldum. Benim bu çalışma yolculuğum aslında 11. sınıfın yazında başlamıştı. Konulara önceden çalışmak istemiştim ama konular çok fazla olduğu için ve çok karışık olduğu için çok da bir şey yapamamıştım. O yüzden 11. sınıf yazım çok da verimli geçememiştim. Sonra 12. sınıf başladı. Ben konuları yetiştirememenin paniğiyle daha çok gerildim. Ne yapacağımı bilemiyordum. Hangi yayın evlerini kullanacağımı bilmiyordum. Arkadaşlarım çok hızlı ve tempolu çalışıyordu. Ben onlardan daha gerideydim. Denemelerde onlardan çok çok daha düşük netler yapıyordum ve bu beni daha da fazla geriyordu. Daha fazla gerilince ne yapacağımı bilemiyordum. Sonra bir gün bir arkadaşım vesilesiyle Pako ile tanıştım. Ve Pako aslında benim hayatımı düzene oturtmamda çok büyük fayda sağladı. Bazı konularda çok iyiydim. Bazı konularda eksiklerim vardı. Ama dershaneye gitmeyi düşündüğümde de dershane bana eksiklerimi tam olarak belirleyemediği için istediğim verim veremiyordu. Dershanede hep belli bir düzen ve program olduğu için ve hep belli konular belli bir sırayla anlatıldığı için ben mesela bildiğim konunun Dersine girmek istemiyordum, o yüzden vakit kaybı gibi geliyordu bana. Ama Pako de yapay zeka sayesinde benim hangi konularda eksiğimin olduğunu, hangi konularda iyi olduğumu ve iyi olduğum konularda çok fazla ço soru çözmemem gerektiğini pakademi bana söylüyordu. Her konudan soru çözüyordum. Kötü olduğumda bu konuda ileri gitmem gerektiğini söylüyordu, ben de o konunun üstüne yürüyordum ve e, o konularda soru çözüyordum ve soruları doğru cevaplama oranıma göre bana bir yüzdelik veriyordu. Ben de mesela atıyorum bir konuda yüzde 20 iyiysem o konunun üzerine yürüyüp onu mesela yüzde 80'e, 100'e çekmeye çalışıyordum ve o konularda soru çözünce e, benim yüzdeliklerim oynuyordu. Yüzdeliklerim düştükçe ben o konuda daha fazla soru çözüyordum ve yüzdeliğim artınca ben de seviniyordum. Sonra başka bilmediğim konuların üzerine yürüyüp böylece eksiklerimi tamamlıyordum. Bir konuda hiçbir bilgim yoksa pakodemiyi açıyordum, konu kartlarını okuyordum, özetleri okuyordum, bir fikir ediniyordum o konularda. Sonra daha detaylı öğrenmek istediğimde konu anlatım videolarını izliyordum. Ve bunun üstüne hemen sorularını verince Böylece dinlediğim konularda pekişmiş oluyordu. Önce kolayla başlıyordum, sonra ortaya çıkıyordum. Sonra artık iyice zorlaşmak istediğimde en zor testleri çözüyordum. Böylece konu, aksın, konu hakkında tüm eksiklerimi gidermiş oluyordum. Zaman geçtikçe konular unutulur. Sonuçta çok fazla konu var ve çok fazla karışık bir sistem. O yüzden öğrendiğim konu üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra Karma testler çözüyordum. O konudan böyle çok fazla soru çözüp karışık çözünce de unutmamış oluyordum. Dershane sınavlarına girdiğimde sadece kısıtlı bir kitledeki 20 görebiliyordum. Bu yüzden e, her türlü öğrenci profilinden insanlarda 20 görmem gerekiyordu. Çünkü bu bir sıralama sınavı ve tüm ülke buna katılıyor. Sadece atıyorum 80 kişilik e, bir okulda sınavına girsem kaçıncı oldum çok da bir şey ifade etmez. Bu konuda Pakodemi de mesela denemelere girdiğinde yüz binlerce öğrenci katılıyordu. Ve her türlü kitleden insan girdiği için aslında Pakodemi denemelerindeki sıralamam YKS'de gerçek sınavdaki sonucuma çok paralel oldu ve beni çok mutlu etti. Düellolar vardı, 800-900 kişinin katıldığı. Bize 5-10 soruluk testler veriyorlardı ve bu 800-900 kişi aynı anda o soruları çözmeye çalışıyordu ve onlarla bir nevi yarışa giriyordunuz ve bu sizi daha çok gaza getiriyordu, daha hızlı soru çözmeyi öğreniyordunuz. Sonuçta YKS bir Zamana karşı yarış. Ben Berce Gültekin. YKS 2024 sınavında sayısal 8872.si oldum. Ve bu başarı elde etmemde Pakademi'nin bana çok büyük yardımı oldu. Sizlere tavsiye ederim.